Dönüşüm Frans Kafka Okuyan Seval Bektaş 1. Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtın üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında bir kubbe gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere ayrılmış karnını görüyordu. Karnının tepesindeki yorgan neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi ve tutunabileceği hiçbir nokta kalmamış gibiydi. Gövdesinin çapıyla karşılaştırıldığında acınası incelikteki çok sayıda bacak, gözlerinin önünde çaresizlik içerisinde parıltılar saçarak sallanıp durmaktaydı. Ne olmuş bana böyle diye düşündü. Gördüğü düş değildi. Biraz küçük ama normal, yani içinde insanlar yaşasın diye yapılmış olan odası, ezbere bildiği dört duvarın arasında eskiden nasılsa şimdi de öyleydi. Üstünde paketten çıkarılmış kumaş örneklerinin Samsa'nın uğraşı pazarlamacılıkta yayılı olduğu masada kısa süre önce resimli bir dergiden kesip altın yaldızlı güzel bir çerçeveye yerleştirmiş olduğu bir resim asılıydı. Kürk şapkalı ve kürk katkılı bir kadın vardı resimde. Kadın kollarının dirsekten aşağı kalan kısımlarını tümüyle içine alan ağır bir kürk manşonu dimdik oturduğu yerden izleyiciye doğru kaldırır gibiydi. Gregor daha sonra bakışlarını pencereye yöneltti ve kasvetli hava yüzünden yağmur damlalarının pencerenin çinko pervazına çarptığı duyuluyordu. İçini büyük bir hüzün kapladı. Biraz daha uyusam ve bütün bu saçmalıkları unutsam nasıl olur diye düşündü. Gel gelelim bunu gerçekleştirebilmesi tümüyle olanaksızdı. Çünkü Gregor Samsa sağ yanına yatıp uyumaya alışkındı. Oysa o andaki durumu kendini böyle bir konuma getirmesine izin vermiyordu. Sağına dönmek için ne denli güç harcarsa harcasın yine sırtüstü konumuna geri dönüyordu. Başarmayı belki yüz kez denedi. Çırpınan bacaklarını görmemek için gözlerini kapattı ve ancak yan tarafta o ana değin yabancısı olduğu hafif, derinden gelen bir acı duymaya başladıktan sonradır ki çabalamayı kesti. Aman tanrım diye düşündü. Ne kadar da yorucu bir uğraş seçmişim meğer. Günlerim hep yolculuk etmekle geçiyor. İşin bu yanı mağazadaki asıl masa başı işine oranla çok daha yıpratıcı. Üstelik yolculuğun benim için bir de aktarma trenlerinin peşinden koşmak, düzensiz ve kötü yemeklere yargılı olmak, insanlarla sürekli değişen, asla süreklilik kazanamayan, hep iştenlikten uzak ilişkiler kurmak zorunluluğu gibi sıkıntıları da var. Karnının üstünde hafif bir kaşıntı duyumsadı. Başını daha iyi kaldırabilmek için sırt üstü konumda ağır ağır yatağın başucuna doğru süründü. Kaşınan yeri buldu. Burada ne olduğunu anlayamadığı bir sürü küçük ve beyaz nokta vardı. Ayaklarından birini oraya dokundurmak istediyse de hemen geri çekti. Çünkü değmesiyle birlikte her yanını bir titreme nöbeti kaplamıştı. Yine eski konumuna kaydı. Bu erken kalkma yok mu diye düşündü. İnsanı aptala çeviriyor. İnsanın uykusunu alması gerekir. Başka pazarlamacılar harem kadınları gibi yaşıyorlar. Örneğin ben aldığım siparişleri firmaya iletmek üzere öğleden önce otele geri döndüğümde ötekiler daha kahvaltıda oluyorlar. Ben patronuma böyle bir şey yapmaya kalkışsam hemen o anda kapı dışarı edilirim. Ama kim bilir belki de çok iyi olurdu böyle bir şey benim için. Annem ve babam yüzünden kendimi tutuyor olmasaydım eğer işimden çoktan ayrılırdım. Patrona çıkar ve ne düşündüğümü olduğu gibi söylerdim. O zaman kürsüsünden düşerdi herhalde. Üstelik kürsüye oturup çalışanlarla öyle Yan yüksekten konuşmak da başlı başına tuhaf bir davranış. Hele kendisiyle konuşulan görevlinin patronun kulağının ağır işitmesi nedeniyle kürsüye iyice yaklaşmak zorunda olduğu da göz önünde tutulursa. Öte yandan henüz tüm ümitlerin yitirilmiş olduğu da söylenemez. Annem ve babamın patron olan borçlarını ödemeye verecek parayı bir kez biriktirdim mi ki daha 5-6 yıl sürebilir bu o zaman mutlaka yapacağım düşündüğümü. İşi kökünden bitireceğim. Ama şimdilik yataktan çıkmak zorundayım. Çünkü trenim saat beşte kalkıyor. Ve gece masasının üstünde işlemekte olan çalar saate baktı. Aman tanrım diye düşündü. Saat altı buçuktu ve akreple yel kovanın ilerleyişi sürmekteydi. Saat buçuğu bile geçmiş yediye çeyrek kalaya yaklaşmıştı. Yoksa çalmamış mıydı saat? Yataktan saatin doğru yani dörde kurulmuş olduğu görülüyordu. Hiç kuşkusuz çalmıştı da. Evet ama çaları eşyaları yerinden oynatacak denli güçlü olan saati duymayıp uyumayı sürdürmüş olması düşünülebilir miydi? Gerçi sakin uyumuş olduğu söylenemezdi. Ama herhalde o ölçüde de derin olmuştu uykusu. Peki şimdi ne yapacaktı? Bundan sonraki tren saat 7'de kalkıyordu. O trene yetişebilmek için deli gibi acele etmesi gerekirdi. Üstelik kumaş örnekleri de daha sarılmamıştı ve Gregor Samsa kendini işte çok dinlenmiş, çok canlı duyumsamıyordu. Trene yetişse bile patronun bir öfke nöbetine yakalanmasını önleyemezdi. Çünkü onu karşılamak için saat 5 trenini beklemiş olan ve mağazanın ayak işlerine bakan görevli onun treni kaçırdığını patrona çoktan haber vermiş olmalıydı. Patronun kayıtsız şarsız uşağı olan bu adamda ne kişilik ne de akıl vardı. Peki hasta olduğunu söyleyip işe gitmese? Böylesi çok nahoş ve kuşku uyandırıcı bir davranış olurdu. Çünkü Gregor 5 yıllık hizmeti boyunca bir kez bile hastalanmamıştı. Patron kesinlikle yanına sigorta doktorunu da alıp gelir, annesiyle babasına oğullarının tembelliğinden ötürü suçlar ve tüm itirazları sigorta doktoruna atıfta bulunarak geçersiz kılardı. Bu doktora göre dünyada yalnızca son derece sağlıklı ama işten kaçan insanlar vardı. Ama doktor şimdi kendisinin olayında gerçekten tümüyle haksız sayılabilir miydi? Çünkü Gregor uzun bir uykunun ardından hakikaten gereksiz bir mamurluğun dışında kendini çok iyi hissediyordu. Ve üstelik çok da büyük bir iştahı vardı. Gregor bütün bunları yataktan çıkıp çıkmama konusunda bir karara varmaksızın hızla kafasından geçirdiği sırada saat yediye çeyrek kalayı vurmuştu, yatağın baş ucundaki kapıya dikkatle vuruldu. Gregor diye seslendi bir ses. Annesiydi. Saat yediye çeyrek var. Sen yola gitmeyecek miydin? O ses. Gregor kendi yanıt veren sesini duyduğunda korktu. Bunun eski sesi olduğu herhalde kesindi. Ama bu sese alttan alta bastırılması olanaksız acı bir ıslık karışıyor ve bu ıslık sözcüklerin netliklerini ancak ilk anda koruyor. Hemen ardından sözcüklere karşıdakini kulaklarına inanamaz kılacak denli bozuyordu. Gregor aslında ayrıntılı yanıt vermek ve her şeyi açıklamak istiyordu. Ama bu koşullar altında... Evet evet teşekkür ederim anne. Şimdi kalkıyorum. Demek Aradaki ahşap kapı nedeniyle Gregor'un sesindeki değişiklik herhalde dışarıdan anlaşılmıyordu. Çünkü annesi bu açıklamayı yeterli görerek uzaklaştı. Ancak bu kısa söyleşi Gregor'un normalin tersine hala evde olduğu noktasına ailenin ötü yerlerinin dikkatini çekmişti. Ve babası odanın iki yandaki kapılarından birine Gerçi yavaş ama yine de yumruğuyla vurmaya başlamıştı bile. Gregor, Gregor diye seslendi. Ne oldu? Ve kısa süre sonra daha derinden gelen bir ses de yine uyardı. Gregor, Gregor. Öteki kapının arkasında ise kız kardeşi alçak sesle yakınıyordu. Gregor, iyi değil misin yoksa? Bir isteğin var mı? Gregor her iki yana da tamam, hazırım diye yanıt verdi. Ve sözcüklerin arasına uzun aralar sokarak sesinin tüm çarpıcı yanlarını gidermeye çalıştı. Bunun sonucunda babası kahvaltısının başına döndü ama kız kardeşi fısıldamayı sürdürüyordu. Gregor yalvarırım aç kapıyı. Oysa Gregor kapıyı açmaya aklın ucundan bile geçirmiyordu. Tersine yolculukları sırasında edinmiş olduğu bir alışkanlığı evde bile olsa gece bütün kapıları kilitleme alışkanlığını övmekteydi. Niyeti Önce sakin sakin ve kimse tarafından rahatsız edilmeksizin kalkmak, doğru düz kahvaltı etmek ve ne yapacağını ancak ondan sonra karar vermekte. Çünkü yatakta düşünerek mantıklı bir sonuca ulaşamayacağını artık iyice anlamıştı. Daha önce de çoğu kez belki de yatakta biçimsiz yatmaktan kaynaklanan hafif bir sızı duyduğunu ama kalktıktan sonra bunun kuruntudan başka bir şey olmadığını anladığını anımsıyordu. Şimdi merakı bugünkü kuruntularının nasıl dağılacağıydı. Sesindeki değişikliğin şiddetli bir soğuk algınlığının yani ömürleri yollarda geçenlere özgü bir meslek hastalığının öncüsü olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Yorganı üstünden atmak çok kolaydı. Gövdesini biraz şişirince yorgan kendiliğinden aşağı düştü. Ama işin ondan sonrası özellikle gövdesinin bu denli geniş olması nedeniyle güçleşmişti. Doğrulabilmek için kollarının ve ellerinin varlığı gerekliydi. Gel gelelim onların yerine sürekli en değişik hareketleri sergileyen, üstelik de hareketlerini denetim altına alamadığı bir sürü minik bacağı vardı. Bacaklardan birini kıvırmak istediğinde aldığı ilk sonuç bu bacağın ileri doğru uzanması oluyordu ve sonunda bacağı istediği konuma getirmeye başarsa bile bu olana dek öteki bacakları zincirden boşanmışçasına son derece canlı ve acı verici bir hareketlilikle çırpınıp duruyorlardı. Önce böyle uyuşuk uyuşuk yatıp durmaya son vermeli, dedi Gregor kendi kendine. İlk olarak gövdesinin aşağı bölümüyle yataktan çıkmak istiyordu. Ama henüz hiç görmediği ve nasıl bir şey olabileceğini de doğru dürüst kestiremediği bu bölümü hareketlendirmenin son kerte zor olduğunu anladı. Gövdesinin alt bölümü yerinden çok ağır oynayabiliyordu ve Gregor sonunda neredeyse çıldırmış gibi tüm gücünü toplayıp her şeyi göze alarak kendini öne doğru ittiğinde yanlış yön seçişinden ötürü şiddetle kanyonun ayak ucundaki demirlere çarptı. Duyduğu yakıcı acı ona gövdesinin alt bölümünün şu an belki de en duyarlı yeri olduğunu öğretti. Bundan ötürü önce gövdesinin üst bölümünü yataktan çıkarmayı denedi ve başına dikkat yatağın kenarına doğru çevirdi. İstediğini kolayca yaptı da ve gövdesi genişliğine ve ağırlığına karşın sonunda ağır ağır başın döndüğü yönü izledi. Ama başını en sonunda yatağın dışında boşlukta tuttuğunda bu konuda daha çok ilerlemekten gözü korktu. Çünkü kendini böyle düşmeye bıraktığı takdirde başını ancak bir mucize yaralanmaktan kurtarabilirdi. Ve Gregor'un bilincine özellikle içinde bulunduğu anda kesinlikle yitirmemesi gerekiyordu. Bu tehlikeye göz almaktansa yatakta kalmayı yeğledi. Ne var ki aynı çabayı bir kez daha harcamasının ardından derin bir iç çekişte yine eskisi gibi yattığında bacaklarının da birbirleriyle büyük bir olasılıkla eskisinden beter boşluklarını görüp bu başına buyrukluğu dinginliğe ve düzene dönüştürebilmek için herhangi bir olanak bulunmadığında artık yatakta kesinlikle kalamayacağına, yataktan kurtulması için en ufak bir ümit ışığı bulunsa bile bu uğurda her şeyi feda etmenin en akıllıca davranış olduğunu bir kez daha düşündü. Aynı zamanda da soğukkanlı hem de olabildiğince soğukkanlı bir düşünme eyleminin çaresizlik içerisinde verilen kararlardan çok daha iyi olduğunu anımsamayı unutmuyordu. Böyle anlarda bakışlarını elinden geldiğince dikkatle pencereye çeviriyordu. Ama dar caddenin karşı yanını bile gözlerden gizleyen sabah sesinin görünüşü ne yazık ki güven ve iyimserlik aşırabilmekten uzaktı. Yedi oldu bile diye söylendi çalar saatin yeniden vurmasıyla birlikte. Yedi oldu bile ve yoğun sis daha kalkmadı. Ve çok kısa bir süre boyunca mutlak sessizlikle birlikte gerçek ve doğal koşulların geri döneceğini bekliyormuşçasına hiç kıpırdanmaksızın neredeyse soluk almaktan bile çekinerek yattı. Ama sonra şöyle dedi kendi kendine. Saat dediği çeyrek geçmeden kesinlikle yataktan çıkmış olmalıyım. Zaten o zamana değin mağazadan biri beni sormaya gelecektir. Çünkü mağaza yedide açılıyor. Ve bu kez gövdesini bütünüyle her yanını aynı orantıyla yataktan çıkarmaya koyuldu. Kendini böyle yere takdirde düşerken iyice yukarı kaldırmak istediği başı yaralanmayacak. Anladığı kadarıyla sırtı epey sertti. Herhalde halının üstüne düşmekten bir zarar görmeyecekti. Kafasını en çok kurcalayan nokta, düştüğünde çıkacak olan, önlenmesi olanaksız büyük gürültüydü. Bu gürültü tüm kapıların ardında korku değilse bile kaygı uyandıracaktı. Ama bunun göze alınması gerekiyordu. Gregor yarı yarıya yataktan çıktığında, yeni yöntem yorucu bir çaba olmaktan çok bir oyun gibiydi. Gregor'un yapması gereken tek şey tek tek hamleler biçiminde sağa sola sallanmaktı. Birileri yardım etse işini nedenli kolaylaşacağını düşündü. Gücü yerinde iki kişi bu iş için tümüyle yeterliydi. Aklına babasıyla hizmetçi kız gelmişti. Tek yapacakları kollarını Gregor'un kubbe gibi sırtının altından geçirmek, böylece onu yataktan dışarı çekmek, yükleriyle yere doğru eğilmek ve ardından da Gregor'un döşemenin üstünde dönmesini sabırsızlıkla beklemekti. O zaman büyük bir olasılıkla minik bacakları da bir anlam kazanacaktı. Şimdi ise bir an için kapıların kilitli olduğu unutulsa bile yardım istemesi gerçekten doğru olur muydu acaba? Durumunun tüm güçlüğüne karşın bu düşünceyle birlikte gülümsemekten kendini alamadı. Artık çok sallandığında dengesini neredeyse koruyamayacak bir konumdaydı ve kesin kararını daha fazla gecikmeden vermesi gerekiyordu. Çünkü beş dakikaya kadar saat yediye bir çeyrek geçmiş olacaktı. Tam bu sırada evin kapısı çalındı. Mağazadan gelen biridir dedi Gregor kendi kendine ve neredeyse kas katı kesildi. Minik ayaklarının dansı ise bu arada daha da hızlanmıştı. Sonra içinde uyanan saçma bir ümidinin etkisinde kalarak kapıyı açmıyorlar diye söylendi. Ne var ki hizmetçi kız doğal olarak her zamanki gibi sağlam adımlarla gidip kapıyı açtı. Gregor ziyaretçinin ilk selam sözcüğünü duyar duymaz gelenin kim olduğunu anladı. Müdür beyin kendisiydi. Neden en küçük bir gecikmenin en büyük kuşkulara ulaştığı bir firmada çalışmaya yargılıydı acaba Gregor? Çalışanların tümü de serseri miydi yani? Aralarında sabahın birkaç saatini yararına değerlendirmedi diye vicdan azabından deliye dönen ve neredeyse yataktan çıkamayacak hale gelen sadık işine bağlı bir kişi bile yok muydu? Bu soruşturma mutlaka gerekiyorsa eğer o zaman bir çırak gönderip sorgutmak yeterli değil miydi gerçekten? Müdür beyin kendisinin gelmesi Böylece de masum bir ailenin tüm üyelerine bu kuşku uyandırıcı olayı araştırma işinin yalnızca müdürün aklına emanet edilebileceğinin anlatılması şart mıydı? Ve Gregor doğru bir kararın sonucu olmaktan çok bu düşüncelerin yol açtığı heyecanın etkisiyle kendini tüm gücüyle yataktan attı. Yüksek bir ses duyuldu ama büyük bir gürültü sayılamazdı. Halı düşüşün hızını biraz olsun kesmişti. Ayrıca sırtı Gregor'un düşündüğünden daha esnekti. Bu nedenle çıkan ses pek dikkati çekmeyen boğuk bir ses oldu. Yalnızca kafasını yeterince dikkatli tutmadığı için çarpmıştı. Kafasını çevirdi, hem öfkeden hem de acıdan halıya sürttü. Bir şey mi düştü içeride? dedi soldaki odada bulunan müdür bey. Gregor, bugün kendisine başına gelen benzer bir durumun günün birinde müdür beyin de başına gelip gelemeyeceğini kafasında canlandırmaya çalıştı. Böyle bir olasılık rahatlıkla düşünülebilirdi aslında. Ama müdür bey Sanki bu soruya kaba bir yanıt veriyormuş gibi yandaki odada birkaç adım attı ve cilalı çizmelerini gıcırdattı. Sağdaki odadan ise durumu Gregor'a bildirmek isteyen kız kardeşinin fısıltısı geliyordu. Gregor, müdür bey burada. Biliyorum, dedi Gregor kendi kendine ama sesini kız kardeşini duyabileceği kadar yükseltmeye cesaret edememişti. Bu kez de soldaki odada bulunan babası, Gregor diye seslendi. Sayın müdür bey geldi ve sabah treniyle neden gitmediğini soruyor. Ona ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Ayrıca müdür bey doğrudan seninle konuşmak istiyor. Onun için lütfen aç kapıyı. Sayın müdür bey herhalde odanın dağınıklığını hoş görecektir. Bu arada müdür bey, günaydın Bay Samsa diye seslendi iştenlikle. Annesi ise daha babası sözünü tamamlamazdan önce müdür beye dönerek, oğlum iyi değil dedi. İnanın müdür bey oğlum iyi değil. Gregory'yi olsa tren falan kaçırır mı hiç? Aklı hep işindedir. Akşamları hiç dışarı çıkmamasına neredeyse kızdığımı söyleyebilirim. Sekiz gündür kentteydi ama her akşam evine döndü. Masanın başında bizimle oturur ve gazete okur. Ya da tren tariflerini gözden geçirir. Biraz oyalanmak istedi mi oyma testeresiyle çalışmayı yeterli görüyor. Örneğin iki üç akşam çalışıp oymalı bir küçük çerçeve yaptı. Görseniz güzelliğine şaşırırsınız. İçeride, odada asılı. Gregor açınca hemen görürsünüz. Ayrıca gelmenizi çok sevindim müdür bey. Çünkü yalnız biz olsaydık Gregor'u kapıyı açması için razı edemezdik. Çok inatçıdır. Ve sabah aksini söylemiş olmasına karşın hasta olduğundan kesinlikle eminim. Gregor ağır ağır ve düşünceli bir ifadeyle ''Hemen geliyorum'' dedi. Ve dışarıdaki konuşmaların tek sözcüğünü bile kaçırmamak için yerinden kımıldamadı. Ben de durumu başka türlü açıklayamıyorum hanımefendi diye karşılık verdi Müdür Bey. Umarım ciddi bir şey değildir. Yine de belirtmem gerekir ki iş adamları olan bizler, diyelim ki ne yazık ki veya ne mutlu ki, bu anlayışa göre değişir. Hafif bir rahatsızlığı çoğu kez işlerimiz nedeniyle görmezlikten gelmek zorunda kalırız. Müdür Bey girebilir mi artık odana? diye sordu Gregor'un sabırsız babası. Ve yine kapıya vurdu. Hayır, dedi Gregor. Soldaki odayı gergin bir sessizlik kapladı sağdaki odada ise kız kardeşi ışkırmaya başlamıştı. Kız kardeşi neden ötekilerin yanına gitmiyordu? Herhalde yataktan ancak şimdi çıkmış olmalıydı ve giyinmeye başlamamıştı bile. Neden ağlıyordu peki? Gregor kalkmadı ve müdür bey odasına sokmadığı için mi? İşini yitirme tehlikesiyle karşılaştığı ve böyle bir durum olduğu takdirde patron annesiyle babasından eski alacaklarını yine isteyeceği için mi? Ama bütün bunlar şimdilik gereksiz üzüntülerdi. Gregor henüz buradaydı ve ailesini terk etmeye aklının ucundan bile geçirmiyordu. Gerçi şu anda halının üstünde yatmaktaydı ve durumunu bilen kimse ondan müdür beye kapıyı açmamasını ciddi olarak isteyemezdi. Ama sonradan hiç kuşkusuz uygun bir özür bulunacak olan bu küçük kabalıktan ötürü Gregor'un hemen işten atılacağı düşünülemezdi. Ve Gregor'a göre kendisini ağlayıp sızlanmalarla, razı etme çabalarıyla rahatsız edecek yerde şimdilik rahat bıraksalardı çok daha akıllı davranmış olurlardı. Ama ötekilerin de acele etmelerine yol açan ve davranışlarını hoş gösteren neden durumu bilmemeleriydi. Bay Samsa diye seslendi sonunda müdür bey. Yüksek sesle. Ne oluyor? Kendinizi odanıza kapatıyorsunuz. Sorulanlara yalnız evet ve hayır diye yanıt veriyorsunuz. Annenizle babanıza büyük ve gereksiz sıkıntılara sokuyorsunuz. Üstelik bunu da belirtmiş olmak için söylüyorum işinize akıl almaz bir biçimde safsaklıyorsunuz. Burada büyüklerinizle patronlarınız adına konuşuyorum ve sizden durum olduğu gibi açıklamanızı, derhal açıklamanızı çok ciddi olarak istiyorum. Doğrusu şaşırdım, hem de çok şaşırdım. Sizi ağırbaşlı, akıllı bir insan olarak tanıdığımı sanıyordum. Şimdi ise ansızın tuhaf davranışlar sergilemeye başladınız. Gerçi patron bu sabah gelme işinizin olası nedeni sayılabilecek bir açıklamada bulundu. Söyledikleri kısa süre önce size emanet edilmiş olan ödeme makbuzları ile ilgili. Ama ben böyle bir açıklama biçiminin doğru olamayacağı konusunda neredeyse şeref sözü verdim. Şimdi ise akıl almaz inatçılığınızı görünce sizi savunmak için en küçük bir istek bile duymuyorum. Üstelik yeriniz de pek sağlam sayılmaz. Niyetim aslında size bunları yalnız kaldığımız zaman söylemekte. Ama burada gereksiz yere zamanı harcamamı yol açtığınız için bütün bunları büyüklerinizin de öğrenmemesi için bir neden göremiyorum. Evet, son zamanlardaki çalışmalarını son derece yetersizdi. Gerçi bu mevsimde işlerin çok parlak gitmesi beklenemez. Bunu biz de biliyoruz. Ama hiç iş yapılamayacak bir mevsim yoktur, Bay Samsa. Asla da olmamalıdır. Fakat müdür bey, diye bağırdı Gregor kendinden geçmişçesine ve heyecandan her şeyi unuttu. Kapıyı hemen açıyorum hemen. Hafif bir rahatsızlık yüzünden, bir baş dönmesi yüzünden kalkamadım. Henüz yatakta yatıyorum ama kendime geldim artık. Kalkmak üzereyim. Bir saniye sabretmenizi rica ederim. Sandığım kadar da iyileşmiştim ama yine de iyi sayılırım. O denli ani oluyor ki böyle şeyler. Daha dün akşam çok iyiydim. Annemle babama sorun isterseniz ya da şöyle diyelim. Daha dün akşamdan bir sıkıntı vardı içimde. Küçük bir ön sezi gibi. Evdekiler dikkat etselerdi, yüzümden anlayabilirlerdi. Keşke haber verseydim iş yerime. Gel gelelim insan hep hastalığını ayakta geçirebileceğine inanıyor. Müdür bey, üzmeyin annemle babamı. Şimdi yaptığınız suçlamaların temeli yok. Ayrıca bu konuda bana şimdiye değin tek kelime bile söyleyen çıkmadı. Belki gönderdiğim son siparişleri okumadınız. Hem saat 8 treniyle yola çıkacağım. Birkaç saat dinlenmek bana gücümü yeniden kazandırdı. Burada zaman yitirmenize gerek yok müdür bey. Ben de kısa süre sonra işte olacağım. Lütfen bunu patrona bildirip kendisine saygılarımı iletin. Gregor, ne dediğinin bile farkında olmaksızın bütün bunları bir çırpıda söylerken bir yandan da herhalde yatakta edinmiş olduğu becerinin yardımıyla hafiften komodine yaklaşmıştı ve şimdi ona tutunarak doğrulmaya çalışıyordu. Niyeti gerçekten kapıyı açmak, kendini gerçekten gösterip müdür beyle konuşmakta. Şimdi kendisine o denli isteyenlerin durumunu gördüklerinde ne diyeceklerini çok merak ediyordu. Korktukları takdirde Gregor da sorumluluktan kurtulacaktı ve o zaman artık sakinleşebilirdi. Ama her şeyi soğukkanlıkla karşıladıkları takdirde de Gregor'un heyecanlanması gerek yoktu ve acele ederse gerçekten saat sekizde garda olabilirdi. Başlangıçta Komodi'nin dümdüz yüzeyinden birkaç kez kaydı. Ama son bir hamlenin ardından doğrulup dik durmayı başardı. Gövdesinin alt bölümündeki yakıcı acıları artık aldırmıyordu. Kendini yakındaki bir sandalyenin arkalığına doğru bıraktı ve minik bacaklarıyla arkalığın kenarlarını sımsıkı tutundu. Böyle yapınca artık kendi kendisi de egemen olmuştu. Müdür beyin sesi geldiği için hiç kıpırdamadan dinlemeye koyuldu. Tek sözcük anladınız mı söylediklerinden? diye soruyordu müdür bey annesiyle babasına. Yoksa bizimle alay mı ediyor? Tanrı aşkına diye bağırdı artık ağlamaya başlamış olan annesi. Belki de ağır hasta ve biz burada durmuş ona acı çektirmekteyiz. Great, great diye seslendi sonra. Ne var anne? diye yanıt verdi kız kardeşi öteki odadan. Aralarında Gregor'un odası vardı. Hemen doktora koşmalısın. Gregor hasta. Çabuk çağır doktoru. Gregor'u şimdi konuşurken duydun mu? Duyduğumuz bir hayvan sesiydi, dedi müdür bey. Sesi annenin çığlıklarıyla karşılaştırıldığında dikkati çekeceklerini alçakta. Baba Holden mutfağa doğru, Anna, Anna diye seslendi ve ellerini çıktı. Çabuk bir çilingir çağırın, ve iki kız hışırdayan etekleriyle holden koşarak geçip kız kardeşi nasıl da çabuk giyinebilmişti böyle evin kapısını açtılar. Kapının kapandığı duyulmadı. Herhalde büyük bir felaketle karşılaşan evlerde adet olduğu üzere kapıyı açık bırakmış olacaklardı. Gregory ise şimdi çok daha dingindi. Demek söylediklerini anlamıyorlardı artık. Oysa kendisine belki de kulağa alıştığı için sözcükleri şimdi sabah olduğundan daha hem de çok daha net gelmekteydi. Ama Gregor'un pek iyi olmadığına inanıyorlardı ve ona yardım etmeye hazırdılar. Bu da epey bir şey demekti. İlk önlemlerden yansıyan kararlılık ve güven içini rahatlatmıştı. Kendini yeniden insanların arasına alınmış tamaktaydı Ve her ikisinden, doktordan ve Çinengir'den, aslında aralarında tam bir ayrım gözetmek sizin büyük ve şaşırtıcı başarılar beklemekteydi. Yaklaşmakta olan önemli konuşmalar sırasında sesinin elden geldiğince anlaşılır olmasını sağlamak için Biraz öksürdü. Ancak bunu da olabildiğince az ses çıkarmaya çalışarak yaptı. Çünkü büyük bir olasılıkla bu gürültü de bir insan öksürüğünden başka her şeye benzeyecekti ve Gregor bu konuda bir yargıya varmaya artık cesaret edemiyordu. Bu arada yandaki oda tam bir sessizliğe gömülmüştü. Belki annesiyle babası müdür beyle birlikte masanın başında oturmuş gizliden fısıldaşmaktaydılar. Veya hepsi birden kulaklarını kapıya dayamış dinliyor olabilirlerdi. Gregor koltukla birlikte ağır ağır kapıya doğru sürüklendi. Oraya varınca koltuğu bıraktı. Kendini kapıya doğru attı, tutunarak dik durdu. Minik ayaklarının tabanlarında biraz yapışkan madde vardı. Bulunduğu yerde harcadığı onca çabanın ardından biraz dinlendi. Ama sonra hemen kilitteki anahtarı ağzıyla çevirmeye koyuldu. Ancak görünüşe bakılırsa ağzı ne yazık ki normal dişlerden yoksundu. Dişleri olmayınca da anahtarı neyle tutacaktı? Buna karşılık çeneleri doğal olarak çok güçlüydü. Onların yardımıyla anahtarı gerçekten de harekete geçirdi. Ve bu arada her ne kadar aldırmadıysa da kendine zarar verdiği kesindi. Çünkü ağzından gelen kahverengi bir sıvı anahtarın üstünden akıp yere damlamaya başlamıştı. Dinleyin dedi yandaki odada bulunan müdür bey. Anahtarı çeviriyor. Bunu duymak Gregor'u çok çok yüreklendirdi ama aslında ona herkesin seslenmesi gerekirdi. Annesiyle babası da haydi Gregor diye bağırmalıydılar. Sakın bırakma hep kilide doğru bastır. Ve Gregor çabalarını herkesin büyük bir coşkuyla izlediğini düşünerek kendinden geçmişçesine var gücünü anahtarı ısırmaktaydı. Anahtarın dönüşü ilerledikçe o da kilidin çevresinde dans eder gibi hareketler yapıyordu. Şimdi artık kendini yalnızca ağzıyla dik tutuyordu ve duruma göre ya anahtara asılıyor ya da gövdesinin tüm ağırlığıyla üstüne abanıyordu. Sonunda açılabilen kilidin çıkardığı ses Gregor'u tam anlamıyla kendine getirdi. Derin bir soluk alarak şilingirsiz yaptım bu işi diye söylendi ve kapıyı tamamen açmak için başını tokmağa dayadı. Gregor'un duruş biçiminden ötürü kapı iyice açıldıktan sonra bile dışarıdakiler onu hemen göremediler. Şimdi Gregor'un kapının kanatlarından birinin çevresini yavaştan dolanması gerekiyordu ve daha odaya adım atmazdan önce sırt üstü yuvarlanmak istemiyorsa eğer bu işi çok dikkatle yapmak zorundaydı. Henüz bu güç hareketlerle uğraştı. Dolayısıyla da başka şey düşünmeye meydan bulamadığı bir sırada müdür beyin yüksek sesle oh dediğini duydu. Hızlı esen rüzgarın sesi gibi gelmişti bu kulağına. Sonra kendisini de gördü. İçeridekiler arasında kapıya en yakın duran müdür bey elini açık olan ağzına bastırmış, sanki hep aynı kalan bir güç tarafından sürüklenircesine ağır ağır geri çekilmekteydi. Annesi, müdür beyin gelmiş olmasına karşın saçları hala yataktan kalktığı andaki gibi dağınık ve kabarıktı. Ellerini kavuşturup önce kocasına baktı. Sonra Gregor'a doğru iki adım atıp çevresine yayılan eteklerin ortasına çöktü. Bu arada yüzü hiç gözükmeyecek biçimde göğsüne gömülmüştü. Babası Sanki Gregor'u yine odasına kovmak istiyormuş gibi düşmanca bir ifadeyle yumruklarını sıktı. Sonra ne yapacağına karar vermemişçesine oturma odasında çevresine bakındı. En sonunda da ellerini yüzüne kapatıp güçlü göğsünü sarsan hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Gregor odaya hiç girmeyerek kapının kapalı duran kanadına içeriden yaslandı. Böylece yalnız gövdesinin yarısı ve ötekilere bakmak için yana eğmiş olduğu kafası gözükmekteydi. Bu arada ortalık daha yeni aydınlanmıştı. Caddenin öteki yanında bulunan, sonsuza doğru uzanıp gidiyormuş izlenimini uyandıran kurşun rengi yapıdan, bu bir hastaneydi, bir kesit, yapının yüzeyini sert bir biçimde kesen düzenli pencereleriyle açık seçik görünmekteydi. Yağmur daha kesilmemişti. Ama bu iri, tek tek seçilebilen ve toprağa da sözcüğün tam anlamıyla teker teker düşen damlalardan oluşma bir yağmurdu. Kahvaltı için kullanılan tabakları sayısı masada epey kabarıktı. Çünkü Gregor'un babası için kahvaltı günün en önemli sofrasıydı. Adam çeşitli gazeteleri okuyarak bu sofrayı saatlerce uzatırdı. Tam karşıdaki duvarda Gregor'un bir askerlik resmi asılıydı. Resimde Gregor eli kılıcında, dudaklarında kaygısız bir gülümsemeyle kendisine ve üniformasına saygı gösterilmesini bekleyen bir teğmendi. Holü açılan kapı açıktı. Oradan evin açık duran kapısıyla bu kapının sahanlığı ve aşağı inen merdivenlerin başı gözüküyordu şimdi diye konuşmaya başladı Gregor. Orada soğukkanlığını koruyabilmiş tek insan olduğunun bilincindeydi. Hemen giyineceğim, kumaş örneklerini toplayıp yola çıkacağım. İstiyor musunuz? İzin verecek misiniz gitmeme? Gördüğünüz gibi müdür bey, ben inatçı falan değilim ve çalışmayı da seviyorum. Yolculuk gerçi yorucu bir şey ama yolculuklar olmasaydı yaşayamazdım. Nereye gidiyorsunuz müdür bey? Mağazaya mı? Efendim, her şey olduğu gibi anlatacak mısınız? İnsan belli bir anda çalışamayacak durumda olabilir. Ama o insanın geçmişteki hizmetlerini anımsamak ve engel ortadan kalktıktan sonra hiç kuşkusuz daha büyük ve yoğun bir çaba göstereceğini düşünmek için en uygun olan zaman işte o andır. Sayın patrona çok şey borçluyum. Bunu siz de iyi bilmektesiniz. Öte yandan annemle babamdan ve kız kardeşimden de ben sorumluyum. Güç bir durumdayım. Ama yine düzeye çıkacağım. Siz de lütfen durumu olduğundan da güçleştirmeyin. Firmada benden yana olun. Gezginci takımı sevilmez, biliyorum bunu. Bol para kazandıkları ve güzel bir yaşam sürdükleri sayılır. Bu ön yargı üzerinde biraz daha düşünmeyse gerek duyulmaz. Ama siz, sayın müdür bey, siz koşulları öteki personelden daha iyi bilmektesiniz. Hatta aramızda kalsın ama sayın patrondan bile daha iyi bilmektesiniz. O bir iş adamı olarak çalışanlara ilişkin yargısında kolaylıkla yanılgıya sürüklenebilir. Ayrıca yine çok iyi bilirsiniz ki, Gezginci bir pazarlamacının hemen bütün bir yılı boyunca iş yerinden uzaktan olması nedeniyle dedikodulara, rastlantılara ve temelsiz suçlamalara kurban gitmesi çok kolaydır. Bunlara karşı kendini savunabilmesi de tümüyle olanaksızdır. Çünkü çoğu kez bunların hiçbirinden haberi olmaz. Ve ancak yolculuğunu tamamlayıp yorgun argın evine döndüğünde bütün bunların kötü ve nedenlerine inilebilmesi artık olanaksız sonuçlarından doğrudan etkilenir. Sayın Müdür Bey, bana en azından biraz hak verdiğinizi gösteren bir söz söylemeden gitmeyin. Ama müdür bey daha Gregor konuşmaya başlar başlamaz onun arkasını dönmüştü. Ve şimdi Gregor'a yalnız titreyen omuzların üstünden bakmaktaydı. Dudakları aralanmıştı. Gregor konuşurken bir an bile yerinde durmamış, bakışlarını ondan ayırmaksızın sanki odadan çıkmasına ilişkin gizli bir yasak varmış gibi çok ağır adımlarla kapıya doğru çekilmişti. Şimdi hole varmıştı bile ve ayağını oturma odasından çekerken yaptığı ani hareketi gören tabanını yakmış olduğunu sanırdı. Hole vardığında sağ elini merdivene uzatmıştı. Sanki orada kendisine insanüstü güçlerden kaynaklanacak bir kurtuluş beklemekteydi. Gregor, müdür beyin bu halde gitmesine izin verdiği takdirde firmadaki işini çok büyük bir tehlikeye sokacağını anladı. Annesiyle babası bütün bunları pek iyi anlayamıyorlardı. Aradan geçen uzun yıllar boyunca Gregor'un bu işinde yaşamı boyunca güvence altında olduğu inancına varmışlardı ve şimdi de kendilerini anlık sorunlara o denli vermişlerdi ki ilerisini görebilmekten tümüyle uzaktılar. Ama Gregor ilerisini görebiliyordu. Müdür beyin alıkonması, yatıştırılması, inandırılması ve son olarak da kazanılması gerekiyordu. Gregor'un ve ailesinin geleceği buna bağlıydı. Keşke kız kardeşi odada olsaydı. Akıllı bir kızdı o. Dağ Gregor sakin sakin sürüşte yatarken ağlamaya başlamıştı. Ve kadınlarla arası pek iyi olan müdür bey hiç kuşkusuz kız kardeşini dümen suyunda giderdi. Kız kardeşi evin kapısını kapatır ve holde müdür beyin korkusunu yatıştırırdı. Gel gelelim kız kardeşi burada değildi ve Gregor'un harekete geçmesi gerekiyordu. Ve Gregor o anda ne ölçüde hareket edebileceğini henüz hiç bilmediğini düşünmeksizin biraz önce yaptığı konuşmanın herhalde Dahası çok büyük bir olasılıkla yine anlaşılmadığında düşünmek sizin açık duran kapıdan kendini itti. Niyeti sahanlıktaki parmaklıklara gülünç bir görünüm oluşturacak biçimde iki eliyle birden sımsıkı tutunmuş olan müdür beyin yanına gitmekte. Ne var ki hemen o anda bir destek arayarak ve küçük bir çığlıkla ayaklarının üstüne düştü. Düşer düşmez de o sabah ilk kez olmak üzere bedeninde bir rahatlama duydu. Minik bacakları basacak sağlam bir zemine kavuşmuştu. Gregor, bacaklarını artık denetleyebildiğini sevinçle ayrımsadı. Daha sonra onu istediği yere taşımak için can atmaktaydılar. Ve Gregor artık bütün acıların kesinlikle ve hemen son bulacağına inanmaya bile başlamıştı. Ama tam o anda Gregor hareketlerini dizginlemeye çabaladığı için yalpa vurarak annesinin tam karşısında, yakınında yerde yatarken tümüyle kendi düşüncelerine dalmış gibi gözüken annesi ansızın havaya sıçradı. Kollarını iki yana açıp parmaklarını gererek haykırdı. İmdat! Tanrı aşkına imdat! Başını sanki Gregor'u daha iyi görmek istiyormuş gibi eğmişti. Ama bu durumuyla anlamsız bir çelişki oluşturarak hızla geri singereye gitti. Arkasında kurulu sofranın durduğunu unutmuştu. Masanın yanına vardığında sanki dalgınlıktan olmuş gibi üstüne verdi. Yanında devrilen kahveliğin içindeki kahvenin olduğu gibi halıya döküldüğünü fark etmemiş gibiydi. Gregor alçak sesle Anne, anne diyerek bakışlarını annesine kaldırdı. Müdür bey bir an için unutmuştu. Buna karşılık yere akan kahvenin görünüşü karşısında boşlukta bir şeyler yakalamak istiyormuşçasına çenelerini birkaç kez açıp kapamaktan kendini alamadı. Bunun üzerine annesi yine bağırdı. Masanın yanından kaçtı ve kendisine doğru koşan babanın kolları arasında yığıldı. Ama Gregor'un şimdi annesiyle babasını ayıracak zamanı yoktu. Müdür bey merdivene varmıştı bile. Çenesini korkuluğa dayayarak son bir kez arkasına baktı. Gregor ona yetişmeyi iyice sağlam alabilmek için bir hamle yapmaya hazırlandı. Müdür bey bir şeyler sezmiş olmalıydı. Çünkü bir sıçrayışta birkaç basamağı birden açtı ve gözden kayboldu. Bu arada hala hu diye bağırıyor ve sesi bütün merdiven boşluğunda yankılanıyordu. Ne yazık ki müdür beyin bu kaçışı o zamana değin bir ölçüde kendini tutabilmiş olan babaya da artık ne yapacağını şaşırtmıştı. Çünkü adam müdür beyin arkasından koşacak veya en azından Gregor'un onu izlemesini engellemeyecek yerde sağ eliyle müdür beyin şapkası ve pardesüsüyle birlikte sandalyelerden birinin üstünde unutmuş olduğu bastonunu kaptı. Sol eliyle de masadan büyük bir gazete aldı ve ayaklarını yere vurarak bastonu ve gazeteyi de sallayarak Gregor'u yine odasına kovmaya başladı. Gregor'un yalvarmaları para etmedi. Zaten bu yalvarmalar anlaşılmadı bile. Boynunu nedenle acındırıcı bir biçimde bükerse büksün, bu babasının ayaklarını yere daha şiddetli vurmasından başkacı bir sonuç doğurmadı. Ötede annesi, serin havaya karşı pencerelerden birini ardına değin açmıştı ve iyice dışarı sarkıp yüzünü ellerine gömmüştü. Sokakla merdiven sahanlığı arasında güçlü bir hava akımı olmuştu. Perdeler havalanıyor, masanın üstündeki gazeteler hışırdıyor, tek tek sayfalar yerde uçuşuyordu. Baba, kovalamasını acımasızca sürdürmekte ve vahşi gibi tiz sesler çıkarmaktaydı. Öte yandan Gregor da henüz geri geri gitmenin acemesiydi ve gerçekten çok ağır yürüyebiliyordu. Dönmesine yetecek kadar zaman verilseydi eğer hemen odasına gidebilirdi. Ama zaman alan dönme eylemiyle babasının sabrını taşırmaktan korkuyordu. Babasının elindeki sopadan sırtına ve başına öldürücü bir derbenin inmesi tehlikesiyle de her an karşı karşıyaydı. Ne var ki sonunda yapılabilecek başka bir şey kalmadı. Çünkü geri geri çekilirken doğru yöne bile gidemediğini dehşetle fark etmişti. Bu nedenle babasına sürekli ve korku içerisinde yan yan bakarak olabildiğince çabuk, gerçekte ise son derece ağır bir tempo ile dönmeye koyuldu. Babası belki de iyi niyetini anlamıştı. Çünkü bu dönüş hareketi sırasında Gregor'u rahatsız etmediği gibi zaman zaman uzaktan bastonun ucuyla hareketin yönünü bile saptadı. Bir de çıkardığı şu tiz ses olmasaydı, bu ses yüzünden Gregor hiçbir şey düşünemez olmuştu. Dönmeyi neredeyse tümüyle başarmışken hepatist sese kulak vermesi yüzünden yolunu bile şaşırdı ve yeniden biraz geriye döndü. Sonunda kafası sağ salim açık duran kapının önüne vardığında gövdesinin kapıdan öyle kolaylıkla geçemeyecek kadar geniş olduğu anlaşıldı. Gregor'a geçmesi için yeterli yer açmak üzere örneğin kapının öteki kanadında açmak o andaki ruhsal durumu nedeniyle doğal olarak babasının aklının ucundan bile geçmedi. Onun kafasındaki tek saplantı Gregor'un olabildiğince çabuk odasına dönmesiydi. Gregor'un doğrulmak ve belki de böylece kapıdan geçmeyi başarmak için gereksindiği ayrıntılı hazırlıkları yapmasına babası asla izin vermeyecekti. İzin vermek şöyle dursun, sanki geçmesine hiçbir engel yokmuş gibi büyük gürültüler çıkararak Gregor'u ilerlemeye zorlamaktaydı. Artık Gregor'un arkasından gelen seslere bakılırsa, sanki bir değil ama bir sürü baba vardı. Şimdi işin şaka götürür yanı kalmamıştı ve Gregor ne olacağını düşünmeksizin kendini kapıdan geçmeye zorladı. Gövdesinin bir yanı havaya kalktı. Gregor kapının ağzında çarpık konumdaydı. Bir yanı olduğu gibi sıyrılmıştı. Beyaz kapının üstünde çirkin lekeler kalmıştı. Bir an sonra Gregor kapıya sıkışmıştı ve artık salt kendi gücüyle yerinden kıpırdayabilmesi olanaksızdı. Gövdesinin bir yanındaki minik bacaklar havada titrerken öte yanındakiler acı verecek kerte yere yapışmıştı. Tam bu sırada babası arkasından gerçekten kurtarıcı bir darbe indirdi ve Gregor şiddetli bir kanama ile birlikte odanın ortasına uçtu. Kapının bastonla itilip kapanmasından çıkan ses de duyuldu. Ondan sonra ortalık nihayet sessizliğe gömüldü.